Gidelim. Masaka böyle kendisini diss yapmak isteyenleri kafes dövüşüne davet ediyormuş. Böyle bir şey var mı? Ya bak bu kaç sene, birkaç tam da hatırlamıyorum ya. 3 sene mi, 2 sene mi ne? Şimdi Anıl Piyancı bir parça çıkarmış. Çok sevdiğim de bir kardeşim. O arada aynı, yani nasıl diyeyim, ben bunu duydum. Ama benim o lafım Anıl Piyancı'ya zaten değildi. Anıl Piyancı'yı aradım. Dedim kardeşim böyle bir durum var mı? Dedi abi öyle bir şey olamaz zaten. Ben bu parçayı 8 sene önce çıkardım. Sen 8 sene önce zaten yoktun Türkiye piyasasında. Yani tarihine bak. Yanlış anlaşılma çıktı. Başka bir yerden ben bunu gördüm. Birisi diss falan bir şey yapmış. Benim de tam yanlış günüme denk geldi bu. Dedim oğlum madem öyle bir şey yapmaya kalkıyorsunuz gelin. Diss yapacağına tanımadığın, ömründe görmediğim sana nasıl bir karakter? Sağlam mı? Yanlış mı, düzgün mü bilmeden sen nasıl diss yaparsın? Yani madem öyle gel kendini göster, kafeste göster oğlum. Biz zaten yapıyoruz bu işi, bizim sporumuz bu ya. Biz zaten yani öyle bir şey varsa gel. Sıkıntı yok. Zaten bak ben bunu da demek istiyorum. Şu diss olaylarına ben hiç anlam veremiyorum oğlum. Piyasada dissler dönüyor. Tamam. Önceden beraber takılmış olan kişiler birbirlerine dissliyor da onda bilmiyorum. Yani o, yorum etmek istemiyorum ona. Lan oğlum ömründe görmediğin, etmediğin bir adama sen nasıl diss atarsın? Diss nedir oğlum? Sen ne biliyorsun ki bu adamın üzerine adama diss? Budur prim. Anlatabiliyor muyum? Millet diyor ya yani sen bu projeyi yaptın prim için falan filan. Öyle olsa ben bunun sonunu bambaşka kurgulardım. Sonu bambaşka olurdu. Hiç alakası yok. Mesaj bambaşka. Tabii. Yani ben bunu desteklemiyorum. Millet birbirine diz. Onun biz belirli bir yaşa gelmişiz. Yani olur bir konserde karşılaşırız, bir şey olur. Ben kendimi bile tutabilirsem yanımdaki adamlar tutamayacak kendini. Anlatabiliyor muyum? Yani tehlikeli bir iş bu. Çünkü sen bana laf atıyorsun oğlum. Sen beni tanıyor musun ki? Ben seni tanıyorum mu? Yani ne için sen prim topluyorsun? Yani madem prim toplamak istiyorsun, gel feature sor kardeşim. Feature sor. Belki yaparız, sıkıntı yok. Primini toplarsın, reklamını yaparsın. Ama yok o ona diss atacak, bu buna diss atacak. Kafayı mı yediniz oğlum? Dediğim gibi mor, bu olayın anlamı başka. Diablo olayı bambaşka konudan biz ortaya çıkardık bunu. Diablo'ya gelmeden önce bu kafes dövüşünde kaldım ben. Ha. Kuralları ben koyarsam sıkıntı olmaz mı? Ben kafes dövüşüne talibim. Kafesin içinde kafesin içinde ben olayım. Anahtarla kilitleyeyim. Dışarıda sen kalabilirsin. Öyle Tamam ellerimi bağlayayım. Öyle öyle hoşuna gider mi? Ellerimi bir bağlayayım. Tı. Yok sen yorul. Tabii ki de şeydi ama seninle ilk tanışmamda şöyle ortam vardı, rapçi arkadaşlar vardı. Konuşurken gayet güzel konuşuyorduk, herkes sohbet ediyordu, gülüşme falan filan. Derken aniden şöyle dedin, evet gülüşüyoruz ama hepinizi aniden boğabilirim dedikten sonra ortam bir anda buz kesti. Herkes bir sustu. Aşırı ciddiyet. Bu yani sendeki bu karakter, söylemler, eylemler tamamıyla sözlerine de vuruyor. Etkiyi direkt veriyorsun. Bu konu hakkında ne dersin? Şaka yaptım ya. Niye siz böyle işlendiniz? Ha? Ha? Ben açıkçası her zaman senin samimiyetine, senin böyle karşındakinin adam oluşuna, adamlığına inandığını ve de böyle ona göre davranacağını bildiğim için ben rahattım. Rahatsız olanlar Kardeşim biz gerilebilir. her zaman bak her zaman efendiliği öne koymaya çalışıyoruz ya. Yani biz ne artistliğin peşindeyiz, ne milleti korkutmanın peşindeyiz. Öyle bir şey yok. Biz efendiyiz ya. Karşımızdaki insan bize efendi olursa inan bana öpüp başımın üstüne koyarım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi benimle bir derdin varsa karşıma geçmen gerek kardeşim. Karşıma geçip konuş. Öyle internette laf sallayıp yok stüdyoya gidip mikrofonun karşısında artistler çok. Ben bunu desteklemiyorum oğlum. Ben istesem alayına diss atarım. Hem de en babasını atarım. Anlatabiliyor muyum? Ama ben öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum ya.
Ben ne milletle uğraşacağım ya? Biz piyasadan zaten çok iyiyiz. Rapçilerin hepsinden çok iyiyiz. Hepsini seviyorum. Milletin bize saygısı var. Bizim onlara saygımız var. Yani hiç sıkıntı yok. Onun için diyorum ya. Yine noktayı koyuyorum. Diss konularına anlam veremem ben. Anlatabiliyor muyum? Saçma bir durum. Geçen Biliyorum alakalı. millet hoşuna gidiyor. Çoğu kişi de sulanıyor orasında burasında. Ama inanın bana sizin müzikle eğlenen, moruk siz müzikle eğlenen, milletin birbirini rezil edip, yok onun sırlarını ortaya koyup böyle şeylerle eğleneceksin. Yani yazıklar olsun diyorum. Anlatabiliyor muyum?